Sevgili arkadaşlar, yine güzel bir türkü, ne güzel yaratmış seni yaradan, Kırşehir yöresinden, dört dörtlük ve si bemol iki kullandığımız bir eser. Ben bu videoda akordu do'ya çektim. Siz de isterseniz do akorduna göre düzenleyebilirsiniz çalışırken. Biraz pestleri de var türkünün, ses biraz daha iyi olsun diye. Tabii bu videolar sınıf içerisindeki çalışmalar kadar detaylı ve ince olmuyor, hassas olmuyor belki. Ama en azından elinizde sevdiğiniz eserleri çalışabileceğiniz ufak videolar ve çalışma kayıtları denilebilir de. Şimdi eserde bazı bağ işaretleri var. Ben eserin notasını Repertükül'den paylaşacağım. Linkini de altta bulursanız açıklamalar bölümünde, linkten eserin ilk önce notasını alıp hatta çıkartıp bu şekilde çalışırsanız daha iyi olur. Bu eseri yine YouTube'dan Yasin Bey istemişti. Bu türkü de benim çok sevdiğim bir türkü. Çok da eskiden söylediğim türkülerden birisiydi. Teşekkür ederim kendisine de. Eseri bize hatırlattığı için ayrıca. Eserde hece bağları, bazı bağ işaretleri var. Ben bunlara bağlı kalmaya çalışacağım. Siz de eseri çalışırken, çalarken bunlara dikkat ederseniz daha iyi yorumlamış olursunuz. İlk önce eserin ilk dizesinden başlayacağız arkadaşlar. Eseri ben size kısaca bir çalmaya gayret edeyim. Ondan sonra tek tek bakalım. Bu bölüm
ile çalacağım. Daha sonra şanla birlikte söylemeye gayret edeceğim. Evet. Satırla neredeyse dizekle ya da aynı es burada sole kadar iniyor, oraya dikkat edelim. Es göstermiş. Es re 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 do si diyecek. Burada da fark bu. Es re, pardon. Birinciyi çalalım. Uzanmasın sana yer yer bölümü. Es re, pardon. Es re, pardon. Es re re, es re re do si. Edeceğiz o kalıba göre. Es uzanmasın sana, sana yar yar yar. Uzan. İkincisinde de uzan diyeceğiz. Şöyle kabaca bir solfejini yapalım. Orada bekledim biraz ama kusura bakmayın, tekrar alacağım.
Şimdi ikinci sözde es, mi, mi, kirpik derken mi, mi yerine mi, mi ile başlıyor. Mi, re, do diye devam edecek. Birinci sözde mi, do demiş. Yani mi güzel ya derken es, mi, 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 do kalıbını söyleyeceksiniz. İkinci sözde ise kirpik ne verin, mi es, mi, 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 re, do kirpiklerin derken de mi, 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 re, do diyebilirsiniz. Üste yazılan kalıplar da size ikinci sözleri, ikinci çalışları ya da üçüncü sözlerde kullanmanız gereken kalıpları söylüyor. Seni derken mesela mi, do, do, re, do çalıyoruz. Ama burada gurbet, burada da do, re, do. Ses verdim. Do, re, do, si, la, gurbet. Orada kalıpların yanında yazan birinci, ikinci, üçüncü, aşağıda da var yine. Güzel, cemal bölümünde. Bunları da hemen açıklayayım. O kalıpları da mesela korkarım derken mi, 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 re, do, mi, 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 do, si diyeceğiz. Korkarım. Bu eseri çalarken o üstteki kalıpları da yine sözler, ikinci sözleri söylüyorsanız yukarıda ikinci yazan kalıbı çalacaksınız. Üçüncü sözleri söylüyorsanız üçüncü yazan sözlerde de yine o kalıbı kullanacaksınız. Bunu da ayrıca belirtmiş olalım. Ayrıntılı bir şekilde dediğim gibi sınıf ortamındaki gibi çalışmalar olmasa da yine bunları da size ufak ufak aktarmak istiyorum. Çok da uzatmayayım videoyu o zaman. Çünkü bunları da söyleyince bayağı bir uzun bir video oldu. Size iyi çalışmalar diliyorum. Güzel bir türkü. Umarım bu soğuk kış gününde bu güzel sıcacık türküyü çalıp okursunuz. İyi akşamlar.